Geçen hafta sert bir haftaydı. Özellikle pazartesi ve cuma günü gelen düşüşler hem olağanüstü sertti hem de beklenmedik düşüşlerdi. Geçen hafta gelen veriler Amerika'da durgunluğun sertleştiğini gösterdi. Hatta resesyona işaret eden bazı ufak tefek veriler de vardı. Ama düşün sebebi bence bundan farklı. İşin içinde hem teknik meseleler var hem Japon carry trade meselesi var. Bu sabah YouTube katılım hattı inanç üyelerine bu konuda detaylı bir analizi sundum. Orada aynı zamanda teknik olarak baktığımızda da düşün biraz daha devam edebileceğini ama bir dibe yaklaştığımız en azından bir hafif bir sıçrama için anlattım ama önümüzdeki dönem hala çok çok yoğun ve veri akışları olduğu bir dönem. Bu hafta da işler yine karışabilir. O yüzden gelin bu hafta bizi neler bekliyor ona bir göz atalım. Ancak yatırım tavsiyesi değil. Hazırsanız başlıyoruz. Önce ekonomik veri akışına bakalım Investing.com'dan Bugün gelecek bir tane önemli veri var. Atlantanın Yeni Amerika Gayri Safi mini Hasıla tahmini. Biliyorsunuz bu sürekli olarak değişiyor. Geçen hafta %2.5 bekliyorlardı perşembe %2 geldi. Cuma %2.0 bekliyorlardı, 2.1 geldi. Şimdi de 2.1 bekliyorlar. Bunu haftalık olarak güncelliyorlar. Çok kritik bir veri değil ama yine de piyasalar bu aralar biraz tedirgin biliyorsunuz. Bir de Amerika'da otomobil satışları sayısı gelecek. 15.4 milyon bekliyorlar. Bu geçen hafta gelecek bir veriydi. Nedense bilmiyorum gecikti. Onun dışında bugün çok kritik bir veri yok. Yarın Redbook geliyor. Amerika'da perakende satışlar hakkında bir ipucu verecek. Same store yani aynı mağazada satışlar kadar arttı azaldı diye. Fed konuşmacısı var. Bağır konuşuyor. Geçen hafta Cuma günü ilginçti hakikaten. Borsalar o düşüşü yaşarken 3 Fed konuşmacısı vardı sahnede. 3'ü de faizleri düşeceklerini söylediler. Hatta bir tanesi yanılmıyorsam Waller. 25 bas olmayabilir. Ne kadar gerekirse o kadar düşürüz dedi. Borsa ona rağmen takmadı. O yüzden ben Cuma günkü düşüşü biraz daha Japon carry trade'ına bağlıyorum. Detaylar YouTube katılıp ve Hattin Aşk Kurbiye'den anlatıldı. Salı günü başka önemli veri akışı yok. Çarşamba günü işler biraz karışıyor. Çarşamba günü Amerikan CPI enflasyon geliyor. Hem çekirdek hem manşette beklenti aydan aya %0.2 civarında. Ben son iki aydır detay tahminler yapmıyorum artık. Çünkü kiralar dışında zaten enflasyon tahmini yapmaya değer bir yer kalmadı. Bu ay emtiyanın düşüşünden de epey ayarlanacaklarını düşünüyorum kiralarda bir bozulma yoksa rahat rahat bu sayılar veya bunun altında hedefler tutturulabilir. Şu anda borsa enflasyon çok da takmıyor. Yani 0.2 yerine 0.3 gibi yüksek bir şey gelirse elbette borsa biraz hareketlenir. Ama onun dışında çok sert bir hareket yoksa borsa büyük oranda enflasyonu fiyatlamış durumda. Orada bir beklenti yok. Şu anda biraz daha korku, resesyon çerçevesine gidiyor. Perşembe günü PPI yani üfe geliyor önemli bir veri tabii geçen ay bizi ipten alan ilk veriydi hatırlarsanız belki. Bunun dışında yine istihdam verileri geliyor. Yeni işsizlik başvuruları, 4 haftanın ortalama işsizlik başvuruları ve bir yandan da sürmekte olan işsizlik başvuruları. Valla bu sayılara ne kadar inanacağımız son derece tartışmalı. Biliyorsunuz Cuma günü gelen veri de Temmuz ve Haziran'da revize ettiler. Temmuz'u 60 bin kişi geriye götürdüler. Haziran'ı da 25 bin kişiye yakın. E, FED oralarda o istihdam verisi kuvvetli diye bazı kararlar almıştı. Yani burada bir oyun mu oynuyorlar sistemleri mi çok beceksiz bilmiyorum. O yüzden bunlara kadar ciddi alınır bilmiyorum ama piyasada bu aralar bunlara hassas. 229 binin çok üstünde bir yeni işsizlik başvurusu çıkarsa piyasa yine böyle bir resesyon korkusuna girebilir diye düşünüyorum. Cuma günü gelecek önemli bir veri de Michigan Üniversitesi'nin araştırmaları. Burada 5 yıllık enflasyon tahmini, 1 yıllık enflasyon tahmini ve tüketicinin sentimenti yani tüketici kendini nasıl hissediyor, beklentileri nedir konusunda veriler var. Süper kritik veriler değil ama borsa buralar hangi veriler nasıl tepki vereceğini biraz şaşırmış durumda. Çünkü borsa bir diyor ki galiba resesyona giriyoruz her şey ölecek. Bir diyor ki hayır ya FED zamanında müdahale edecek her şey iyi gidecek. Bir diyor ki eyvah FED faizleri düşürse bu sefer Japon kere trade'i bu coşar. Böyle bir oraya bir buraya dalgalanıp duruyoruz. Güzel oynuyorlar bizlerle. Ben ne yapıyorum? Ben neredeyse hiçbir şey yapmıyorum. Diplerde makul gördüğüm yerlerde ufak tefek alımlar yapıyorum ama yatırım tavsiyesi değildir yanında biliriz. Bu hafta ama esas önemli veri akışı bunlardan ziyade 10 Eylül'de gerçekleşecek olan Trump-Harris münazarası. Şu anda son anketlere göre ve son bahis sitelere göre Trump biraz önde gibi gözüküyor ama ara açılmış değil. Bazı başka araştırmalarda herisinde öne çıktığı var ama ben bahislerine daha çok önem veriyorum. İnsanlar bir şey paralarını koyunca tahminler konusunda daha odaklılar. Trump önde gibi gözüküyor ama çok net bir galibiyet yok. Münazara bunu belirleyecektir. Ve münazara da borsa açısından baktığımızda en kritik konu Harris kazanırsa Harris vergileri artıracağı için Amerikan şirketlerinde kabaca %5 civarında bir kar azalması olacaktır net tipte. E bu tabi değerlemelere yansır. Neden? Çünkü değerlemeler karlılığın bir fonksiyonudur. Öte yandan Trump da yeni vergi indirimlerinden bahsediyor. Bu da orada %5'lik vergi indirimleri dolayısıyla yine Amerikan şirketlerine %5 kar ekleyecektir. Bir de tabi gümrük tarifeleri meselesi var. Harris o konuda biraz daha sakin. Trump'ın daha agresif gümrük tarifesi fikirleri var. O gümrük tarifelerine etkilenecek sektörler Trump'ın kazanacağı netleşirse daha kötü etkilenebilirler. Kim kazanacak münazarayı bilmek biraz zor. Daha önceki münazaraları izledim. Trump genelde böyle bir ilk yarım saat, bir saat iyi gidiyor. Sonra böyle bir düşüyor. Geleneksel, hafif ırkçı Trump'a dönüyor. Belki Harris Trump'u bu yönden sıkıştırmaya, zorlamaya çalışacaktır. Münazaranın son kurallarını bilmiyoruz. En son Trump'la Biden arasında olan münazarada mikrofon kapalıydı. Yani o anda söz hakkı olmayanın mikrofonu kapalıydı. Bu da birbirlerine sataşmayı ve müdahaleyi azaltıyordu. Harris bunu istemiyor. Harris çünkü başka münazaranı izledim. Bir önceki seçimde Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayıyla olan münazarasını izledim. Bayılıyor sataşmaya, kahkahalar atmaya vesaire o yönü kuvvetli bana efendi. Göreceğiz ne olacağını. Eğer o gün Trump'ın kazanacağına dair piyasalarda daha onlu bir havaya girerse bunun piyasa için iyi olacağını düşünüyorum. Trump'ın kaybedeceği haberleri piyasalara pek iyi gelmeyecektir. Tabi tek münazarayla bu işe karar verilmez ama Amerikan seçimler tarihine baktığımızda ilk münazarayı kazananın genelde seçim kazandığını görüyoruz. Ve unutmayın en son münazarayı Trump Biden'a karşı kazandı. Biden'ın adaylığı yok oldu. Harris de aslında siyasi olarak kendisi hiçbir seçim başarısı olmamasına rağmen Başkan Yardımcısı Contagion'dan sürpriz bir şekilde başka adayı haline geldi. Tercihim ve öngörüm Trump'ın bu münazarayı da kazanabileceği yönünde ama ne bileyim ben yani o gün Trump'ın ne yapacak, nasıl bir duygu halinde olacak, Harris onun damarına ne kadar basacak. Çünkü Harris'in bence bütün oynayacağı oyun Trump'ın aslında bir suçlu olduğu, ırkçı olduğu yani buralardan Trump'ı kızdırmaya çalışacak. Trump'ın ise kendisini sakin tutup her ise ekonomiden saldırması gerekiyor. Göçmen politikasından saldırması gerekiyor. İşte bakalım nasıl olacağını göreceğiz. Herkes heyecanlı benziyor. Onun dışında bile bugün Apple günü. Bugün Apple yeni cicilerini tanıtacak. iPhone 16'lar piyasaya çıkıyorlar. iPhone 15 Pro ve üstü cihazların yapay zekaya uygun olduğunu biliyoruz. Apple yeni yapay zeka uygulamana uygun. Bugün onları tanıtacaklar. Onun yanında tabii saatlerde de epey bir değişim bekleniyor. Apple'ın günü de ilginç. Özellikle yapay zeka hisseleri Apple'ın bugün anlatacaklarından etkilenebilirler. Çünkü eğer Apple yapay zekayı gerçekten cihazlarımıza getiriyorsa Arka tarafta o yapay zekanın işlemesini sağlayan ve geç hafta boyunca büyük dayak yiyen bütün mikroçip şirketlerine bunun yarayabileceğini düşünüyorum. Veri akışının nispeten az olduğu enflasyon dışında çok kritik bir veri yok. Ama bolca iletişimin olduğu seçimlerden dolayı bir haftaya giriyoruz. Bugün Apple toplantısı canlı izlemeye çalışacağım. Vakit bulabilirsem bu aralar çocukların okulları açılıyor ve böyle biraz koşturmalar var. Canlı bir yayını açmayı düşünüyorum ama YouTube katıl üyesi o henüz olmadıysanız mutlaka hemen olun. Çünkü bu sabah yayınladığım video gerçekten kritikti. Özellikle teknik seviyelerden nerede? nerede durduğumuzu, piyasayı neden etkileyebileceği anlattım. Size de böyle bir genel özet geçmek istedim. İnşallah iyi bir hafta olur. İnşallah geçen haftaki gibi sıkıntı çekmeyiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.